Geçmişe biraz uzanıp baktığımızda 2000'lerde 90'lara nazaran bu huyumuzun biraz yani en azından verilerin değiştiğini görüyoruz. Evet. 90'larda neydi? İşte 2000'lere gelirken biraz daha yani ulusal tasarruf diye baktığımızda bu nedir? Bir tarafında kamu vardır, bir tarafında özel tasarruf vardır. Hatırlıyoruz işte bütçe açıklarından, borçlardan. Kamu da açık vardı, o sorunumuz vardı, orada tasarruf yoktu. Ama özel tasarruflar daha yüksek bir orandaydı. Fakat 2000'li yıllarda, belki dinamiklerini de bunun üzerinden konuşuruz diye dile getirdim. Evet. Maalesef özel tasarruf, kamu tasarrufları yükselirken ve toparlanırken özel tasarruflarda bir düşüş oldu oransal olarak. 2000'lerde yani biraz bu eğilimin aşağı yönlü geldiğini görüyoruz. 2000'lerde öyle oldu. Çok mesela doğru. Büyümeden mi bu? Evet. Ama ben de şu kısmına değineyim. Bu araştırmalar var dedik. Ege'de dedi ki bunu bireyler mi yoksa firmalar mı? Mesela bireylerle ilgili bu araştırmalara baktığımızda orada da işte yine Ege az önce bahsetti. Gelir gruplarına göre farklı davranışlar var. Evet. Cinsiyete göre farklı davranışlar var. Eğitim kategorilerine göre farklı davranışlar var. Ve birkaç cümleyle özetleyecek olursak bu çalışmalardan çıkan sonuçları bir kere kadınların tasarrufu erkeklere göre tabii bu iş gücünde bulunmaları da ilgili bir şey. Çok daha düşük ve düşük gelirli gelir gruplarının da düşük düzeydeki gelir gruplarının üst düzeylere göre daha düşük olduğunu görüyoruz. Buradan da aslında çıkaracağımız sonuçlar var. Örneğin kadınların daha çok tasarrufa yöneltilebilir mi ya da düşük gelirliler yöneltilebilir mi? Hangi yollar kullanılabilir? Bunları belki tartışmak